أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri vücudumuzun dışındaki diğer evrendeki varlıkları çok nizamlı ve intizamlı bir şekilde yaratmıştır. Gözümüz olmazsa bedenimiz sıkıntıya düşer. Dişlerimiz olmazsa bedenimiz sıkıntıya düşer. Kulaklarımız olmazsa gözümüz, kulağımız, burnumuz, dilimiz, dişlerimiz, dudaklarımız, yanaklarımız hepsi birlik ve beraberlik içerisinde birbirlerinin işlerine yarıyorlar. Göz dişlere diyemez ki sen ne işe yararsın. Diş de göze diyemez ki sen ne işe yararsın. Bunlar hep birlikte bir iş meydana getiriyorlar. Beden sağlıklı bir şekilde yürümüş oluyor. Demek ki farkında olsa da olmasa da göz dişin, diş de gözün işine yarıyor. Kulak bütün organlar da kulağın işine yarıyor. Dişin yedikleri, hazmettikleri, öğüttüklerinden aldığı gıda ile göz gözlüğünü koruyor, kulak da kulaklığını koruyor. Yani insan vücudundaki bütün organlar entegre çalışıyorlar. Mide ile gözün bağlantısı var mı? Bağırsaklarla beynin bağlantısı var mı? Hepsi birbirinin işine yarıyor. Birisi görevini aksatmış olsa beyin de sıkıntıya düşer, göz de sıkıntıya düşer, hepsi sıkıntıya düşer. Aylar, yıldızlar, güneş ve evren, kainat hepsi birbirine ne yapıyorlar? Birbirini etkiliyorlar. Bir taavun içerisinde karşılıklı yardımlaşma tabiri caizse birlik beraberlik içerisinde işlerini yürütüyorlar. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri biz insanları da akıllı, güçlü, iktidarlı, ilim ve irfan sahibi kılmıştır ama hep birbirimize muhtaç kılmıştır. Her birimizin şu anda ibadet için toplandığımız şu camide hiçbirimizin tek başına eseri değildir bu cami. Halısını dokuyan fabrika, o fabrikayı imal eden fabrikalar, o halıyı dokumak için çalışan işçiler, onu buraya getiren kamyoncular, nakliyeciler, indiren, seren insanlar, hepsinin bu yardımına ihtiyacımız var mıydı? Vardı. Hiçbirimiz tek başımıza ne camiyi yapabilirdik, ne halısını efendim imal edebilirdik. Öyleyse insanlar hep birbirine muhtaç olarak yaratılmışlardır. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Maide Suresi'nin 2. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve taavenu alel birri ve takva.
Kullarım, birbirinize muhtaçsınız. Birbirinize destek vermek mecburiyetindesiniz. Ancak ben size bir ölçü getiriyorum diyor Allah Celle Celaluhu. Siz ahiretinize yarayacak şekilde, Rabbinizin nezdinde derece kazanmanıza vesile olacak şekilde birru takva, iki konuda yardımlaşın diyor. Yani biz Müslümanlar bir yardımlaşma çağrısıyla karşı karşıyayız. Allah Celle Celaluhu, ey Müslümanlar, yardımlaşacaksınız. Omuz omuza vererek, el ele vererek, gönül gönüle vererek yardımlaşacaksınız. Ancak bu yardımlaşmada iki esasa dikkat edeceksiniz diyor Rabbimiz. Birisi, yardımlaştığınız nokta bir konusu olmalı. Bir demek ne demektir? Ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa, o iyiliklerin ve güzelliklerin bir çatı altında, bir kelime altında toplanmasını düşünecek olursak, el birru, bir kelimesi bunun karşılığıdır Arapçada. Hani Türkçede rakam olarak bir var, o değil. El birru demek, leysel birra en tuvellu vucuhekum qibelel meşriqi vel mağrib. Yüzünüzü şarka veya garba çevirmek değildir bir. Nedir ya bir? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. Ne kadar iman şartları varsa hepsi birrin içerisine girer. Yakınlara, komşulara, fakirlere, yoksullara yardım etmek, anaya, babaya destek vermek, kısacası sevap diyebileceğimiz, mükafat karşılığında Allah'ımızın mükafat vereceği neler varsa, ne kadar güzellikler varsa bunlara bir deniyor Arapçada. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bize buyuruyor ki, kullarım, siz birbirinize omuz vermelisiniz. El ele vererek yardımlaşmalısınız. Hangi konuda yardımlaşmalısınız? Bir konusunda yardımlaşmalısınız. Yani sizin amel çuvalınızı dolduracak, İyilikler hanenize yazılacak, ahirette yüzünüze ak edecek iyilikler ve güzellikler konusunda birbirinize yardımcı olmalısınız. İkinci konu da takva konusunda yardımcı olmalısınız. Ve teâvenu alel birri ve takva. Takva nedir? Şimdi bir insanın deposunu su doldurması, hazinesini para doldurması elbette önemlidir ama bir tarafta kaçak varsa doldurduğun su öbür taraftan ne oluyor? Kaybolup gidiyor. Takva da insanı ateşe götürecek, felakete götürecek şeylerden sakındırma noktasında yardımcı olmak demektir. Takva insanın tehlikelerden kendisini koruması demektir. Öyleyse biz birbirimize nasıl yardımcı olacağız? Ben sana, sen bana, biz birbirimize hangi noktada yardımcı olacağız? Benim ateşe düşmeme sebep olacak konularda beni uyaracaksın. Elimden tutacaksın. Aman kardeşim, ateşe düşme. Şunları yaparsan ateşe düşersin. Sakın ateşe düşme. İkinci nokta nedir? Cennete girebilmem ve hesabımı verirken kolay hesap verebilmem, cennette yüksek derecelere ulaşmam için neler lazımsa bana, o noktada bana yardım edersen, ben sana yardım edersem ne yapmış oluyoruz? Birru, takva noktasında yardımlaşmış oluyoruz. Yüce Rabbim Celle Celaluhu Mücadele Suresi'nin 9. ayeti kerimesinde, ey iman edenler, bir araya gelip birkaç kişi gizli bir konuşma ve görüşme yaptığınız zaman sakın günah işleme noktasında, birbirinize düşmanlık noktasında fısıldı yapmayın, konuşma yapmayın. Peygamber'e isyan konusunda sakın böyle bir konuşma meclisi oluşturmayın. Eğer siz oturup birkaç kişiyle kafa kafaya vererek bir değerlendirme yapacaksanız, bir ruh takva noktasında konuşma, görüşme yapın. Yani iyilikleri aile hayatımıza nasıl yayabiliriz? Kendi hayatımızda iyilikleri nasıl çoğaltabiliriz? Ben sana, sen bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ben namaz sürelerinde sıkıntım var, tadil erkanda sıkıntım var, gafleti kalbimden atma noktasında sıkıntım var, sen bana nasıl yardımcı olabilirsin? Tadil erken konusunda, efendim, namaz surelerini doğru düzgün okuyamıyorum, bu konuda bana nasıl yardımcı olabilirsin? Ben sana nasıl yardımcı olabilirim?
birru takva noktasında oturun, konuşun, kararlar alın diyor Allah Celle Celaluhu. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ancak ve ancak huzuruna toplanacağınız, hayatınızın hesabını vereceğiniz Allah'tan korkun diyor Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kıymetli dostlar, biz hayatımızı sürdürürken, ticari hayatta ve bedenimizin ihtiyaçlarını temin noktasında mutlaka birileriyle diyalog kuruyoruz. İş lazım bize, ne yapıyoruz? İş arayacağız, ev arayacağız, kaç kişiye haber veriyoruz? Kardeşim ev arıyorum, haberin olsun. Kaç kişiyle diyaloğa gidiyoruz? Eğer çocuğumuza, kendimize iş arıyorsak mutlaka birileriyle diyaloğa giriyor, bir takım çalışmalar yapıyoruz. Elbette bunlar olacak şeylerdir. Ancak bir ruh takva noktasında da, yani ahiret sermayemizi artıracak, ahiretteki sermayemizin tehlikeye düşmesine sebep olacak haramlardan, günahlardan sakındıracak konularda da el ele vererek biz birbirimize destek olmalıyız. Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bunu bize emrediyor, bunu bizden istiyor. Kıymetli dostlar, insanlar bir ruh takva noktasında hangi noktalarda yardımlaşabilirler? Başlıklarla şöyle görelim. Bir defa toplumsal olarak insanların yardımlaşmasına ihtiyaç vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Mekke'den gelenlere muhacir deniyordu. Medine'de bulunan yerlilere de ensar deniyordu. Ensar yardım ediyordu. Mekke'den çoluğunu, çocuğunu, bağını, parkını terk edip gelen gariban Müslümanlara, muhacirlere yardım ediyorlardı. Onlara ne dendi? Ensar. Ensar yardımcı demektir. Muhacir ne demek? Hicret eden demektir. Peki, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz o Medine'de oluşturduğu toplum yapısında ne yaptı? Ensardan birilerine, muhacirlerden birilerine kardeş ilan etti. Dedi ki gel kardeşim, muhacire, gel sen. Ensardan bir tanesine dedi, sen de gel. Sizin ikinizi kardeş ilan etti. Bu kardeş muhacirdir, Mekke'den geldi, hiçbir şey yoktur. Sen buranın yerlisisin, bağın var, bahçen var, kurulu düzenin var. Bu senin kardeşindir, bunun ihtiyaçlarını karşılamada sen kardeşin gibi davranacaksın dedi. Kardeşlik duygusunu, köprüsünü oluşturdu o toplum içerisinde. Dolayısıyla Mekke'den Medine'ye gelen her muhacirin mutlaka Ensar'dan bir kardeşi vardı. Ensar'dan her bir kişi mutlaka bir veya iki kişiyi kardeş olarak kabul etti. Onun her türlü ihtiyacına, evlenmesine varıncaya kadar, barınmasına varıncaya kadar, yemek içmek ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgileniyorlardı. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اَيُّمَا اَهْلُ عَرْصَةٍ اَمْسَوْ وَف۪يهِمْ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّتُ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ buyuruyor. Ahmed İbn Hanbel'in rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bölgede, bir mahallede, bir sokakta bir insan fakirliği sebebiyle sabaha kadar aç sabahladı. Yiyecek bir şey bulamadı, yoksulluk içerisinde kıvrandı ve bu şekilde sabahladı. Diğerlerinin de bundan bilgisi varsa, bu adam fakirdir, yoksuldur, açlık içerisinde kıvranarak sabahlamıştır, bunu bildikleri halde onunla ilgilenmezlerse hem Allah'ın hem de Peygamberinin zimmetinden bunlar beridirler. Yani Allah Celle Celaluhu bu insanları sevmez, bu insanlara ilgi duymaz. Çünkü bunlar aralarında açlığına inandıkları, yoksulluğundan haberdar oldukları bir kardeşleriyle ilgilenmediler, ilgi duymadılar. Kıymetli dostlar, hep biliyoruz ki zenginlik ve fakirlik elbette takdiri ilahidir. Dilediğinin rızkını bol yapar, dilediğinin rızkını daraltır. Bir zamanlar bizim camiada, yani ilim camiasında hoca efendiler talebelerini Suriye'ye gönderiyorlardı. İlim öğrensinler, yabancı dil öğrensinler,
Suriye'ye gidiyordu bizim öğrencilerimiz, bizim insanlarımız. Orada yabancı dil Arapçayı öğreniyorlardı. İlmi konularda da gerçekten seviyesi yüksek alimler vardı. Onların ilim meclislerinde iştirak ediyorlardı. Ama zaman döndü. Ne oldu şimdi? Bizim talebelerimiz oraya gidip para harcayıp oradaki hoca efendilerden ilim alıyorlardı. İş tersine döndü. Şimdi Suriye gidilebilecek bir yer değil. Zenginiyle, alimiyle, talebesiyle, hocasıyla yaşanabilecek bir ülke değil. O gün oranın zenginleri şimdi ya hayattadır ya değildir. Bütün servetini çoğu kaybetmiştir. Şartları tamamen değişmiştir. Onlar bizim yardımımıza ve himmetimize muhtaç hale gelmişlerdir. Bugün manzara böyle, yarın manzara tersine dönebilir mi? Bizim Türkiye'deki durumu çok iyi olan insanlar, yardım edebilir durumda olanlar, çok zengin olanlar, gariban duruma, fakir duruma düşebilirler mi? Düşebilirler. Dün Kartal'da bir bina çöktü. Beklenmedik bir zamanda bir bina çöktü. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yaralılara şifalar ikram eylesin. Şimdi orada benim iki tane dairem var, üç tane dairem var diyen insanlar yaralı olarak kurtulmuşlarsa bile artık dairesi var mı? Akşam tabiri caizse zengin olarak akşamlayan iki daire, üç daire sahibi olarak akşamlayan sabahleyin bacağını kaybetmiş, bir bacakla beraber enkazın altından çıkmış ise bu bugün ona yarın sana bana olmayacağından nereden emin olabilirsiniz ki? Bu nedir? Bir afet neticesinde bir binanın başına gelen felaketlerdir. Allah muhafaza, büyük bir deprem olduğunu kabul edelim. İstanbul'umuzda bir bina değil, binlerce, yüzlerce binanın enkaza dönüştüğünü düşünelim. Değil mi? Akşam zengin olarak akşamlayanlar, sabahleyin canını kurtarabildiyse ne olarak kurtarmış olacaklar? Fakir ve yoksul olarak kurtarmış olacaklar. Onun için kıymetli dostlar, ne diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz? Aç olan insan seni ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi? Yoksul insan seni ilgilendirir mi, ilgilendirmez mi? Elbette ilgilendirir. Bugün onu senin aranda yoksul olarak yaratan ve gönderen Allah, seni deniyor, imtihan ediyor. Yarın aynı manzarayla veya daha kötü manzarayla sen, ben karşı karşıya kalabiliriz. Bundan dolayıdır ki bir Müslüman toplumun içerisinde efendim yoksulluğu sebebiyle aç olarak sabahlayan bir insandan çevresindekilerin haberi varsa, haberi olduğu halde ilgilenmiyorsa, diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın zimmetinden, korumasından ve Peygamberinin zimmetinden bu insanlar beri ve uzaktırlar. Hani bir meşhur hadisi şerif vardır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyani yeşuddu ba'duhu ba'da. Bir Müslüman, diğer Müslüman için birbirini kuvvetlendiren, birbirine bağlanan tuğlalar gibidirler. O tuğlalar, pirketler bir araya gelirler, bir bina meydana gelir. Bunlar hepsi ayrı ayrı fabrikadan çıktığında bina değillerdir. Ama bir araya gelince, güçlerini, kuvvetlerini bir araya getirince bina oluyor, değil mi? Duvar oluyor ve insanlar o binalardan istifade ediyorlar. Sadece maddi konularda değil, ilmi konularda da böyledir. Ben bir şey biliyorum, sen bilmiyorsan, sen biliyorsun, ben bilmiyorsam ne olacak? Ben bildiğimi sana söyleyeceğim, sen bildiğini bana söyleyeceksin. Yardımlaşmış olacağız, ikimizin de bilgisi artmış olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, bir insana bildiği bir şey sorulur da, efendim bunun söylemezse karşıki taraf bunu ben bileyim, başkası bilmesin. Ustalık sırrıdır be efendim, meslek sırrıdır, bunu kimseye söylemem. Böyle bir şey yok. İlim gizlenmez. Bildiğin bir gerçek varsa, bir ilim, bir nükte varsa bunu söyleyeceksin. İnsanlar istifade edecekler. Bir insan bir şeyi biliyor da, ondan sorulduğu halde söylemiyorsa, başkası bilmesin, sadece ben bileyim, bu işin alimi ben olayım derse, yarın ahirette cehennem ateşlerinden gem ile ağzına gem vurulur. Atların ağzına gem vurulduğu gibi ateşten gem vurulur. Neden bu ilmi sakladın, gizledin denir kendisine. Kıymetli dostlar, yardımlaşma herkesin görevidir. İdareciler de neyin hesabını yapmaları lazım?
bizim mesuliyetimiz fazladır. Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi. Şunu çok merak ediyorum. Acaba o günleri görecek miyiz, görmeyecek miyiz diye merak ediyorum. Şimdi belediyeler var, kaymakamlıklar var, resmi erken var. Resmi daireler var. Vatandaş olarak senin, benim bir hakkım doğuyor. Yapılan kanun düzenlemelerinde bir hakkım doğuyor ama sen, ben bundan haberdar olmuyoruz. Acaba devlet dairelerindeki insanlar bu işi ibadet niyetiyle yaparak senin bir hakkın doğduğu zaman sana telefonla veya mesajla veya mektupla veya bir görevliyle senin şöyle bir hakkın doğdu, bu hakkından istifade edebilirsin deneceği, dendiği günleri görebilecek miyiz diye merak ediyorum. Yani senin bir hakkın doğduysa, bu hakkını sen bilmiyorsan, bir şekilde sana bunu bildirmek nedir? Yardımlaşmadır. İmarda senin bir kat hakkın doğdu. Rüşvetle bunu almana gerek yok ki. Sana devlet yalvarması lazım. Böyle bir hakkın vardır, bunu bil demesi lazım. Cezaları tahsil ederken devlet devlettir de, haklar doğduğu zaman vatandaşa bunu bildirmek de devletin ve resmi dairelerin görevi olması lazım. Resmi dairelerde rüşvetin adının, resinin bile konuşulmadığı, herkesin kendi işini seve seve ve sevile sevile, güler yüzle gördüğü günleri elbette ihtiyacımız vardır. Ve İslam toplumunda olması gereken de budur. Yani siz resmi dairede işinizi yaptığınız zaman vatandaşa bir kalem hediye etseniz, işinizi gören vatandaşa kalem hediye etseniz, bunu almak benim hakkım değildir, ben bunu alırsam nezd-i ilahiyede hesabımı veremem demesi lazım. Hayır kardeşim, buyur kalem senin olsun demesi lazım. O günlere ihtiyacımız var, bu kalitede insanları yetiştirmeye ihtiyacımız var. İşte insanın gönlünde, kalbinde eğer Allah korkusu bekçi olursa, efendim, resmi dairede bir insan, belediyede midir, tapuda mıdır, nerede görev yapıyor? Devletten maaş alıyor. Devletten maaşını alan bu insan ne için bu maaşı alıyor? Görevini, vatandaşın işini görmek için yapıyor. Eğer vatandaşın işini göreceği saatte çay içiyorsa, sabah kahvaltısını yapıp poğaça yiyorsa, bu adam haram yiyor, haram. Niçin? Sırada vatandaş bekliyor. Kahvaltı saati değil ki, poğaça yeme saati değil ki, çay içme saati değil. Ne saatidir? Vatandaşın işini görme saatidir. Severek, güler yüzle, efendim, ağa gibi, nasıl diyeyim, hakimlik taslayarak, kılıcının önünde kesiyor, bana mahkumsun, benim imzama mahkumsun anlayışıyla değil. Belki, ben mahkumum senin işini yapmaya, mecburum senin işini yapmaya, ben bu iş için, senin işini yapmak için burada varım anlayışına sahip olması lazım. Hem Allah böyle ister, hem peygamber böyle ister, hem de akıl sahibi olan bütün amirler de böyle ister. Öyle mi? Siz şimdi daireye gittiniz, resmi bir daireye gittiniz ama belediye, ama tapuya, ama emniyete, ama şuraya buraya gittiniz. Gerçekten güler yüzle gel kardeşim dedi, sizin işinizi gördü. Adama bol bol dua eder misiniz, etmez misiniz? Geçen de hastaneye gittim. Doktor şimdi sıra veren yerle telefon görüşmesi yapıyor. Normalde sıralar dolmuş. Yani doktorun o gün muayene edeceği insanların sayısı tamam dolmuş. Doktor diyor ki numara veren kişiye, bak diyor, bundan sonra gelenleri almayacaksın. Ancak 70 yaşın ve üzerinde gelen varsa onları idare edelim. Bu adamlar zaten zor gelmişlerdir. Git bir daha gel, bunlar olmaz. Dolayısıyla onları sakın göndermeyin diyor. Efendim onları alın diyor. Onların işini görelim diyor. Ben doktoru ilk gördüm. Hatta böyle dışarıda görsem, selam versem alır mı, almaz mı diye de tereddüt ederdim yani kıyafetine baktığım zaman. İnanın ki orada doktora iyi de dua ettim. Benim için değildi, başkası içindi ama onun o duygusu beni ilgilendirmediği halde ona dua etmeme sebep oldu. Dolayısıyla bir insan resmi dairedeki işini güler yüzle yaptığı zaman hem yaptığı işin karşılığında aldığı parayı helal ettirmiş olur. O paranın bereketini görmüş olur. Yetmedi, yetmedi. Vatandaşın engin duasını almış olur. Allah razı olsun dersin. Cani gönülden ona dua edersin. Hem senin işini görmüş olur, hem güler yüzle görmüş olur, hem hızlı bir şekilde görmüş olur. Açıklar varsa, senin yapabileceğin, göremediğin bir takım şeyler varsa, onları da sana öğretiyorsa,
bol bol duanı almış olur, parasının bereketi olur, efendim duanı almış olur ve Allah nezdinde de bu insan görevini yapmış, değerli bir insan kabul edilir. Şimdi kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا. Öyle zaman olur ki, tek başına hareket etmen mümkün değildir. Devlet bir düşman tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Seferberlik ilan edilmiştir. Seferberlik ilan edildiği zaman, benim fabrikam, benim evim, benim çoluğum, benim çocuğum diyemezsin. Artık seferberlikte ne yapacaksın? Düşmana karşı vatanı müdafaa edebilmek, namusu müdafaa edebilmek, mukaddes değerlerimizi ifade edebilme noktasında, koruyabilme noktasında o seferberlikte muhatap olan kişilerin tamamı saklanmadan, gizlenmeden doğru seve seve koşacak. Çanakkale'de dedelerimiz koştuğu gibi. Bu nedir kıymetli dostlar? Bir omuz omuza vererek, el ele vererek bir değeri, mukaddes değeri, vatanı koruma çalışmasıdır. Kıymetli dostlar, bütün bunların yanında birlik ve beraberlik içerisinde diyalog yapacağımız, yardımlaşacağımız konulardan birisi de din-i celil-i İslam'ın topluma hakim olması noktasındadır. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ne güzel örnekle anlatmışlardır. Bakınız, toplum içerisinde şöyle bir anlayış var. Bana sokmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Bir başka söz var. Her koyun kendi bacağından asılır. Kardeşim, kimsenin işine karışma derler. Doğru mu bu, yanlış mı? Yanlış. Her koyun kendi bacağından asılır. Tamam, asıldı koyun, orada çürüdü. Çürüdüğü zaman sen kokusundan rahatsız olur musun, olmaz mısın? Seni de rahatsız eder. Şimdi bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah-u Teala insanlara bir takım kriterler verdi, değil mi? Namaz dedi, farz. Oruç farz, zekat farz, hac farz dedi. İçki haram dedi, kumar haram dedi, zina haram dedi, açıklık saçık. Yani ilahi kriterler var, emirler var, yasaklar var, yapılması gerekenler var, yapılması uygun olmayanlar var. Ne gibi? Her devletin de kanunları var mı? Bunlar yasak, bunlar ceza kanunları var, değil mi? Efendim, her devletin şunlar olacak, bunlar olmayacak diye kanunları olduğu gibi bütün devletlerin, kainatın sahibi olan Allah'ın da kanunları var. O kanun gereği bugün buradasınız. Cuma günü, cuma namazına Allah emretmiştir, ilahi kanun gereği buradasınız kıymetli dostlar. Şimdi Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan insanlarla bu kriterlere uymayan insanların misali nedir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Bir gemi düşünün diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Buhari'de bu hadis-i şerif zikrediliyor. Bir gemi düşünün, geminin alt katı var, bir de güverte üst kısmı vardır, üst katı vardır. Bir kısım insanlar üst katında, bir kısım insanlar da alt katta yolcu olarak seyrediyorlar. Okyanusta açıldılar, gidiyorlar. Şimdi alttaki insanların suya ihtiyacı oluyor. Alttaki insanların suya ihtiyacı olunca üst kata çıkıyorlar, kovayı salıyorlar denize, oradan su alıyorlar. Fakat sonra alttakilerden bir kısmı dedi ki, biz üsttekileri rahatsız ediyoruz. Gidiyoruz onların yanından kovayı salıyoruz, su alıyoruz. Biz öyle yapmayalım. Ne yapalım? Su bize daha yakındır. Biz burayı delelim. Bize yakın su. Biz burasını delelim. Suyu biz buradan alalım diyorlar. Alıyorlar keseri ellerine ve gemiyi alttan delmeye, kendi katlarından delmeye çalışıyorlar. Şimdi bu manzarada üstteki insanlar baktılar ki alttaki insanlar bunları rahatsız ettiklerinden dolayı, bundan rahatsızlık duyduklarından dolayı alt tarafı deliyorlar, suyu oradan alacaklar. Üstteki insanlar bu manzarayı gördükleri zaman, ya bana ne kardeşim, delerse kendi yerini deliyor. Efendim, her koyun kendi bacağından asılır deyip de alttakilere müdahale etmezlerse ve onlar da gerçekten o katı delerlerse kim helak olur? Gemi batar. Kim ölmüş olur? Felaket kimin başına? Hepsinin başına gelmiş olur. Eğer üsttekiler, kardeşlerim bunu yapamazsınız, bunu yapmayın sakın, su mu istiyorsunuz? Gelin yukarıdan alın, biz de size yardım edelim derlerse, o alt katı delmelerini engellerse hem kendileri kurtulmuş olur, hem de onları kurtarmış olurlar. Bunu Efendimiz niye misal veriyor? Dünyada
haram işleyenler, zinaya bulaşanlar, faize bulaşanlar, yalana bulaşanlar, hırsızlığa bulaşanlar, anasına, babasına, eşine zulüm, yanlışlığına bulaşan insanlar, gemiyi delen insanlardır. Gemiyi delen insanlardır. Eğer biz bunlara müdahale edersek, onlar da kurtulur, biz de kurtuluruz. Bakın dostlar, Kur'an'dan ben size bir ayet okuyayım. Bir zamanlar bir tufan oldu. Nuh Aleyhisselam zamanında tufan oldu. Tufan olunca ne oldu? Her taraf denize gark oldu. Bir gemide olanlar kurtuldu. Kur'an bunu anlatıyor. Peki, tufan nasıl oldu? Gökten öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur yağdı ki, hani kolum gibi yağmur derler ya, bacağım gibi yağmur yağmaya başladı. Sadece yukarıdan yağan yağmur değil, bir de yeryüzünden sular fışkırdı. Alttan fışkıran sular, yukarıdan yağan bol bol yağmurlarla yağmur su birikti ve insanlar boğuldular. Şimdi baktığımız zaman yağmur yağıyor, yerden de su fışkırıyor. Nihayet efendim su her tarafı kaplıyor, insanlar boğuluyor. Bu insanlar boğulduğun için acayip yağmur yağdı, acayip yerden su fışkırdı, insanlar boğuldu. Hepsi bu kadar mı? Yağmuru kim yağdırdı? Yerden suyu kim fışkırttı? Diyor ki Allah Celle Celaluhu, مِمَّا خَضِيَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا Onlar işlemiş oldukları günahlar sebebiyle boğuldular. Boğulduktan sonra da ateşe girdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi niye Allah tufan gönderdi onlara? Mimma hatiatihim günahları sebebiyle. Kardeşler, bir musibet geldiği zaman fay patladı. 7.5 şiddetinde deprem oldu. Bu kadar mı? Hepsi bu kadar mı? Fayı kim yarattı? Kim patlattı? Derecesini kim ayarladı? Mimma hatiatihim ugriqu. Günahları sebebiyle onlar boğuldular ve ateşe girdiler. Kıymetli dostlar, ne olursa olsun müsebbibul esbab olan Allah'ı görmek lazım. Fay hattı varsa yaratan Allah'tır. Patla diyen varsa patlatan da Allah'tır. Şiddetini ayarlayan da kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Hiçbir doğal afette kimin başına ne geleceği rastgele değildir. Tesadüfen yakalandım, öyle bir şey yok. Tesadüf diye bir şey yok. Her şey takdir-i ilahi olarak tanzim edilmiştir. Kardeşim, senin vücudunda, benim vücudumda rastgele bir şey var mı? Kıllarımız rastgele mi? Gözümüz rastgele bir yere mi konmuş? Kulaklarımız rastgele mi? Saçlarımız rastgele mi? Eklemlerimiz rastgele mi? Hangisi rastgele? İnce bir ayarı yok mu? Güneşin doğması, batması, ayın doğması, batması hangisinde rastgele var ki? Hepsi çok ince bir ayarla ayarlanmamış mı? Kainatta olup biten her şey ince bir ayarla ayarlanmıştır. Öyleyse kıymetli dostlar, toplum içerisinde haram ve günaha daldıran insanlar başkalarının müdahale alanına girer mi, girmez mi? Yardımcı olacağız. Eğer geminin alt katındakiler orasını delerlerse, başa gelecek olan bela ve musibet sadece onları değil, bir deprem felaketi meydana geldiği zaman, kardeşim, tesbih çekeni de, kumar oynayanı da aynı deprem zelzele yakalayacaktır. İkisi de enkaz altında kalacaktır. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ Ey kullarım! Bir bela düşünün ki sadece geldiği zaman sadece zalimlere değil, umumi olarak gelecek olan bir bela vardır, ondan sakının diyor Allah. Bu nedir? Bir günah gizli işlendiği zaman sahibine zarar verir, herkesin gözü önünde işlendiği zaman müdahale edilmezse herkese zarar verir. Bir depremde olduğu gibi. Kıymetli dostlar, sadece vicdanlarınıza seslenmek için soruyorum. Parmak kaldırasınız diye söylemiyorum. Elbette bugün şu camide ve camilerde ibadet vazifesini yerine getirmek için gelen insanlar, ilahi kriterlere inanan insanlardır. Kabul eden insanlardır. Ama ben size soruyorum, siz vicdanınızla baş başa kalın.
Faize bulaşmayan kaç tane Müslüman vardır? Faize bulaşmayan kaç tane Müslüman vardır? Bir başka şeyi soracağım. Yine vicdanlarınıza sesleniyorum. Eteği temiz olan kaç tane Müslüman vardır? Toplumda faiz her tarafa, camide birinci saftaki insanlara, belki namaz kıldıran imamına varıncaya kadar faiz ve kredi yayılırsa, bir bağ sakalıyla utanmadan banka müdürüyle faiz propagandası, faiz tartışması yapıyorsa Hacı Efendi ve zina, fuhuş bir toplumda kasırga gibi her tarafı kuşatmış ise orada gemi deliniyor demektir. Gemi deliniyor demektir. Zaten Türkiye'de gemi biraz delindi. Nasıl delindi? Kardeşim 3000 liradan değil mi? 3000 lira olan dolar 5000 liraya çıkınca delindi mi delinmedi mi bir kısmı? Delindi. Cebindeki para yattığın yerde birdenbire %50 düştü aşağı. Ya ben bir şey yapmadım. Bir şey yapma. Tesbih çek. Sen tesbih çekmene devam et. Secdeye kapanmana devam et. Para düştü mü düştü. Senin cebindeki para düştü mü, değeri düştü mü düştü. Bu bir bela mıdır, değil midir? Beladır. Beladır bu. Peki arkasında ne vardır? Arkasında her şey, herkes bir şey söyler. Şu vardır, bu vardır diyebilir. Ama ben de size diyorum ki Kur'an'a baktığımız zaman bunun arkasında bizim günahlarımız vardır. Açık ve net söylüyorum. Şu anda beni dinleyen 1000 kişiden gerçekten faize, krediye bulaşmamış kaç kişi var? Eğer bankalar %1, %2 faiz veriyorsa kimse tenezzül etmiyor parasını bankaya yatırmaya. Ama eğer bankalar %20 faiz veriyorsa, bankaya Hacı Efendi de kuyruğa giriyorsa bunun hesabı zordur. Gemiyi deliyoruz, biz deliyoruz gemiyi. Bizim paranın değerini biz bozuyoruz kıymetli dostlar. Siz bana, ben de size hesap vermek mecburiyetinde değilsiniz, değiliz. Ama ben de siz de yarın Allah'a hesap vermek mecburiyetindeyiz. Peki, geçtim burasını. Biz bu konuda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor mu? Teavun burada da gerekiyor. Yani toplumda ahlak seviyesinin, dini yaşantı seviyenin yükselmesi için birbirimize yardımcı olmamız lazım. Kardeşler, 2-2 daha 4 eder. Faize para yatıran kişi Allah'a savaş ilan etmiştir. Peygamber'e savaş ilan etmiştir. Hacı Efendi, Hoca Efendi, sen Allah'a savaş ilan etmeye razı mısın? Banka %2 faiz verirse kimse tenezzül etmez. %22 olursa koş. Kardeşim, Allah seni öyle de imtihan eder, böyle de imtihan eder. Kardeşler, şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz Türkiye'de yıllardır refah içerisinde yaşıyoruz. Açlık diye bir şey görmedik. Doktora gittiğimiz zaman gıdalardan az, neredeyse işte vücudunda gıda kalmadı demiyorlar. Kolesterol, şeker yükseldi. Şunu yeme, bunu yeme diyorlar. Şunu ye, bunu ye demiyorlar. Bizde yemek çok. Kaçırdık ölçüleri. Doktora gittiğimiz zaman diyetisyene gidiyoruz. Şunu yeme, bunu yeme diyor. Doğru mu? Ya yıllardır bolluk içerisinde yaşıyoruz. Ya bir senede darlıkta yaşayalım mı? Biraz onun da tadına varalım. Biraz sabredelim. Ne hemen bankanın kuyruğuna giriyorsun, faize bulaşıyorsun, krediye bulaşıyorsun? Ya birilerinin ölçüsü olmayabilir. Birilerinin haram helal ölçüsü olmaz. Senin de mi yok kardeşim ya? Senin de mi yok ya? Kardeşim ya. Gel ya. Allah'tan kork, ne olursun ya. Allah'tan kork ya. Hangi sefalet, hangi açlık, hangi kıtlık, hangi yokluk seni faiz kuyruğuna sevk ediyor? Allah'tan kork be. Senin kızının namusunu birisi kirletse, senin eşinin birisi namusunu kirletse ne yaparsın? Sen nasıl başkasının namusunu kirletebilirsin? Arkadaş, eşin seni aldatsa ne yaparsın? Sen niye eşini aldatıyorsun? Allah'tan korkmaz mısın? Allah'tan korkmaz mısın? Kardeş, bir ayet okuyayım sana be. Estaizu billah. Yevme tübles serair. Yarın ahirette bütün sırlar ortaya çıkacak diyor. Bütün sırlar ortaya çıkacak.
Neyi saklayabileceksin? Ah, keşke sırlar sadece ortaya çıksaydı. Gönlünden geçirdiklerini bile Allah. Oğlum sen şu hesapları yapmıştın. Ver bakayım hesabını. Diyecektir. Biz gemiyi deldirmeyelim kıymetli dostlar. Biz gemiyi delenlerden olmayalım. Bakın. Bir şey daha söyleyeyim size. Çok açık açık dobra dobra söyleyeceğim size. Eski öğrencilerimden birisi yıllarca önce, ben buraya gelmeden önce Azerbaycan'a gitmişti. Orada din görevlisi olarak görev yapıyordu. Geldiği zaman sordum kendisine, nasıl oradaki hizmetler? Dedi, hocam her şey sıfır dedi. Düğünlere gidiyoruz dedi. Birkaç kelime söyleyelim o kadar. Düğünler çok berbat. Düğünlerde affedersiniz, içki dağıtıyorlar. Eğer bir içkiyi düğünde dağıtırlarsa adına zemzem diyorlar. İçkiyi düğünde dağıtıyorlarsa, hani düğün yemeği bereketli olur ya, adına ne diyorlar? Zemzemin adını düğündeki içkiye söylüyorlar. Peki, bir başkasını yine yıllarca önce Rusya'daki Diyanet İşleri Başkanı bizim Diyanet İşleri Başkanı'nı ziyarete gelmişti. Gelirken hediye getirdi. Ne getirdi biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı bizim başkana hediye olarak ne getirdi biliyor musunuz? Vodka getirdi. Niye? O adam Diyanet İşleri Başkanı olsa bile vodkanın, içkinin haram olduğunu bilmiyor. Azerbaycan'daki o insanlar, o günkü insanlar en azından, yani bu içkinin haram olduğunu, düğünde bile dağıtılsa haram olduğunu bilmiyor. Adına ne diyor? Zemzem diyor. Bu adamın bilmemesinin sebebi toplumda o cehalet diz boyu. Ona ben bir şey demiyorum. Ey her gün, her cuma günü camiye gelip bu vaazları dinleyen kardeşim, 5 vakit namazda camiye gelen hacı efendi kardeşim, sen bilmiyor musun krediye bulaşmanın Allah'a harp ilan etmek olduğunu, sen bilmiyor musun? Başkasının namusunu kirletmenin ne büyük haram olduğunu sen bilmiyor musun? Yanında çalışan elemanı namusunu kirletesin diye mi sana vermişler? Yoksa senin yanında nafakasını temin etsinler diye mi verdiler? Kıymetli dostlar, biz günahta yardımlaşmayacağız. Biz iyilikte ve ibadette yardımlaşacağız. Haramlardan sakınmakta yardımlaşacağız. Allah bize ve teâvenu alel birri ve takva diyor. Takva konusunda yardımlaşın diyor. Birru takva konusunda ibadetleri, güzellikleri gerçekleştirme, hayata hakim kılma noktasında yardımlaşın diyor. Yoksa haram konusunda yardımlaşmayın diyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, sizden biriniz münker, Allah ve Resulü'nün kabul etmediği çirkin bir manzara gördüğü zaman mümkünse eliyle müdahale etsin, olmadı diliyle müdahale etsin, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle müdahale etsin, nefret ediyorum bundan desin. Bunun ötesinde zerre kadar iman yok. Haramları kabul etmeye başladık mı? Adam açıldı, açıldı. Zina yaptı, bana ne? Öpüştü sokakta, metroda, bana ne? Yani haramlar normal hale geldi. Hayatın bir parçası haline geldiyse o zaman beklet. Gemi delinmeye başladı. Allah'ın acelesi yok. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Nuh Aleyhisselam hizmete başladıktan kaç sene sonra battı, ne dersiniz? Kaç sene görev yapmıştı Nuh Aleyhisselam? Kur'an ifadesiyle 950 sene. Nuh Aleyhisselam kaç sene kaldı Kur'an ifadesiyle aralarında? 950 sene kaldı. Bakın Allah'ın hiç acelesi yok. 100 sene bekler, 200 sene bekler, 300 sene bekler. Allah sabredicidir. Ama bardağa su damlar, damlar, damlar bir noktadan sonra taşar mı? Taşar. Onu en son damla mı taşırdı? En son damla mı taşırdı? Hayır, alttakiler olmasaydı üstteki damlanın daha önceden damlayan damlalardan ne farkı vardı ki? O damla da aynı damladır. Ama altı doldu, 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 en son damla ne yaptı onu? Taşırmış oldu. Kıymetli dostlar, özetle Allah Celle ve Ala Hazretleri bize iyilikte, ibadette ve güzellikte yarış yapmayı emrediyor. Takvada, haramlardan sakınmakta, birbirimize yardım yapmamızı, taavunu emrediyor. Günahlardan sakınma noktasında yardımlaşmamızı emrediyor.
Ezan-ı Muhammed'i bitti, okundu. Bir noktayı özellikle paylaşmak istiyorum sizinle. Geçen de bir Kur'an hizmetlerin noktasında, din hizmetlerin noktasında kulağa delik olan, ilgilenen bir kardeşimizle bir mecliste toplantı yaptık. Bayrampaşa'yı bir açayım dedi, göreyim dedi internetten. Bir açtı internetten Bayrampaşa'yı. İmam hatipler noktasında, Kur'an kurslarının sayısı noktasında, öğrenci sayısı noktasında geri sıralarda olduğunu söyledi. İnternete baktığın zaman sıralamaya, baktığımız zaman İmam Hatip sayısı noktasında, İmam Hatip öğrencileri sayısı noktasında, Kur'an kursu öğrencileri sayısının ortalaması noktasında İstanbul'daki ilçeler içerisinde efendim ortalarda olduğunu söyledi. Ben biraz utandım, mahcup oldum. Üzüldüm doğrusu. Bayrampaşa'da din görevi yapan birisi olarak bu beni de ilgilendirdi. Gerçekten mahcup oldum. Şimdi kıymetli dostlar, çok önemli bir şey söylüyorum size. Okullarda ezan okunduğu için tafsilata giremeyeceğim. Sadece şu kadarı söyleyeceğim. Okullarda Kur'an dersi ve din dersi seçmeli ders haline getirildi. Yani benim çocuğum Kur'an kültürüne sahip olsun, dini bilgiler ve siyer dersleri noktasında bilgi, peygamberini ve sahabe-i kiramı tanısın derseniz, çocuğunuz Kur'an'ı seçmeli ders yapıyor, siyer dersini seçmeli ders yapıyor. Eğer bunu seçmeli ders yapmazsanız onun yerine başka derslere girmiş oluyor. Bu konuda Bayrampaşa'da da efendim çok ileri seviyede değiliz. Bu Şubat ayı içerisinde seçmeli derslerin kararları verilecektir. Kardeşler, şunu söyleyeyim size. Dünyanın en büyük üniversitesini, 4-5 tane üniversitesini çocuğumuz bitirmiş olsa ama din kültürü, peygamberini tanımıyorsa, büyüklerini tanımıyorsa, Kur'an'ını bilmiyorsa, kısacası dinden, imandan mahrum ise ne işe yarar ki? Biz Kur'an gözüyle bakarız olaylara. Özellikle Allah rızası için çocuklarımızın Kur'an derslerini seçmeli ders, siyer derslerini seçmeli ders seçmeleri noktasında hassas davranmanızı, bunu Cenab-ı Hakk'ın tezgahında, Cenab-ı Hakk'ın mizanında karşınıza çıkacağını özellikle hatırlatmış olurum kıymetli kardeşlerim. Bir de Anadolu'da kurulacak olan efendim bir kütüphanede Büyükşehir Belediyesi evlerinde fazla kitabı olan kardeşlerimizin kitaplarının muhtarlıklarda toplanmasını ve Anadolu'da büyük bir kütüphane kurulacağını söylüyorlar. Dolayısıyla evlerinizde okunmayan, okunmadığınız, sizin ihtiyacınız olmayan kitaplar varsa bunlar muhtarlıklarda toplanıyorlar. Pazartesine kadar toplanacak. Ondan sonra Anadolu'da bu konuda kurulacak olan kütüphaneye destek olmuş olacak. Bunu da siz kardeşlerime duyurmuş oluyorum. Hatimler var, dualarını istiyor kardeşlerimiz. Yine hatim duası var. Bir de bu hafta buradaki hizmetlerle ilgili para toplanacak. Kur'an hizmetleri beni ne kadar ilgilendiriyorsa sizi de o kadar ilgilendiriyor. Ben şimdi sizin de ilgi sahanıza girecek bir derdimi söylüyorum, paylaşıyorum sizinle. Çekmece'deki inşaatla ilgili kıymetli dostlar, bu ayın 28'ine 350 bin liralık çek imzaladım. Önce Allah'a güvendim, sonra siz dostlarımıza güvendim. 28'inde bunu ödeyeceğiz. Duydunuz mu cemaatimiz? Benim değil, babamın yüzü değil. Hepimizin Kur'an'ına hizmet edecek o büyük dev müessesenin ihtiyaçlarının sadece bir kısmıdır. İnşallah ilgisi alanına giren kardeşlerimiz ilgi duyarlarsa çok dua yaparız kendilerine. Giriş kardeşimiz, faturalarla ilgili olan kardeşimiz de gerçekten faturalar yükseldiğini söylüyor. Rabbim hepinize yardım eylesin. Rabbim darlık göstermesin. Darlık gösterdiği yerlerde sabretmesini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Şükredilmesi gereken yerde şükretmeyi, sabredilmesi gereken yerde sabretmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Helal, bol, bereketli versin. Yanında cömertliği de versin. Bu biraz sesli amin deyin, cömertlik duyunca sesiniz kesildi. Korkmayın, korkmayın. Cömertlik yaptığınız zaman kendiniz için cömertlik yaparsınız. Dünya cebinden ahiret cebine vermiş olursunuz. Zarar ederseniz gelin ben ödeyeceğim. Siz cömertlik yapın. Ahirete gelelim Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Eğer cömertliğinizden dolayı zarar ederseniz ben kefilim. Ödeyeceğim. Bütün zararlarınızı ödeyeceğim. Karınız size aittir. Zararınızı ben ödeyeceğim. Rabbim Celle Celaluhu çocuklarınızı hayırlı eylesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu kazancınızı bereketli eylesin. Amin. Bir lokma dahi olsa haram lokma nasip eylemesin. Amin. Rabbim sizi faize muhtaç eylemesin. Amin. Faize bulaşanları da en kısa zamanda kurtarsın. Amin. Yüce Rabbim bizi gemiyi delenlerden eylemesin. Amin. Delenlere müdahale edenlerden eylesin. Amin.
Yüce Rabbim camide buluştuğumuz gibi ilk cennete girenlerle girmeyi ve cennette buluşmayı her birimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.